Tonguç Erbaş var karşımızda. Tonguç merhaba, son gelişmeler malum. Bu gelişmeler ışığında dolar TL'de beklediğiniz seviyeler ve geldiğiniz seviyeleri bir değerlendirmesin lütfen bizim için. Evet Gökhan, aslında dolar TL'de seçim öncesi olduğumuz seviyelere çok yakınız. 2.91-91.50 seviyelerine doğru bir hareket gördük bugün içerisinde. Evet, içeride baktığımızda biraz daha hani yurt dışında şükran günü nedeniyle biraz daha sakin bir seyir olabilir ama içeride hem Rusya krizi hem kabine sonrası Merkez Bankası ile ilgili olan görüşler ve diğer ülkede şu an için takip ettiğimiz gelişmelere baktığımızda biraz daha risk algısının arttığını söyleyebiliriz. Özellikle senin de belirttiğin gibi tahvil tarafında 10.60-10.65'lere kadar CDS'lerde hafta başı 2.40 seviyelerindeydik. Şu sıralarda yanılmıyorsam 2.55, daha doğrusu düzeltiyorum, 2.55 seviyelerindeyiz. Bu da tabii ki içeride bir risk algısının oluştuğunu gözlemliyoruz. Ama biz kurum olarak da şöyle bir görüşümüz var. Eğer Rusya ile yaşanan krizin ilk birkaç gününü yaşadığımız bugünlerde söylemler haricinde bir aksiyon almıyorsa her iki tarafta da önümüzdeki günlerde biraz daha olayı yumuşatıcı açıklamaların gelmesiyle en azından buradaki risk biriminin biraz daha düşebileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda tabii ki 2.90 seviyesi dolar TL'de önemli. Bu seviyenin üstünde kalınırsa bu bahsettiğim senaryo gerçekleşmez. Ve bu kriz biraz daha büyürse 2.93 hatta 2.96'ya kadar hızlı bir yükseliş görebiliriz. Çünkü tahvil ve CDS'lerin haricinde endekste de yine 75.000'li seviyelerdeyiz. Ve özellikle seçim öncesi pozisyon olan yabancıların son bir hafta 10 gündür %65 seviyelerinden %63-50 seviyelerine oranı taşıdığını görüyoruz. Bu da bize dolar TL'deki ve iç piyasadaki riskin biraz da anlatmaya yardımcı oluyor. Peki son olarak euro dolara da bakalım isterim. Çünkü 1.06 sınırına kadar geldik. Avrupa Merkez Bankası toplantısı bekleniyor. Tarım dışı istihdam bekleniyor. Hepsi gelecek hafta. Nedir orada görüşler? Evet, euro dolarda aslında bugün sakin bir gün. Dediğim gibi 1.06-1.06.30 arasında dar bir bantta seyrediyoruz. Önümüzdeki hafta çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi hem Avrupa tarafında Merkez Bankası toplanıp son 15-20 gündür yapılan açıklamalar sonrasında bir aksiyon alıp almayacağını göreceğiz. Hemen ertesinde Cuma günü tarım dışı istihdam var ABD'den ve özellikle FED toplantısı, Aralık'taki FED toplantısına kadar önümüzdeki hafta sonrasında fiyatlamaları görebiliriz. Burada büyük ihtimalle her iki beklenti sonrasında euro doları bu seviyelerde göremeyeceğimizi düşünüyorum. Ya yukarı doğru sert bir hareketin olma ihtimali var ki bu çok düşük gözüküyor. Eğer 1.07-1.08 geçilmediği sürece daha önce test ettiğimiz 1.04-1.04.50'ler hatta belki Fed'in faiz artışı Avrupa'nın parasal genişlemeye gitmesiyle birlikte birli seviyelere de paritede görme ihtimalimiz de olabilir. Tonguç, çok teşekkürler. Kolay gelsin ve yatırım görüşleri bu şekilde.